Merhabalar. Şu biraz koyu galiba. Şöyle yapalım. Açık açık konuşalım. Makinemi her fırsatta denemeye gayret ediyorum. Geçtiğimiz günde sevgili Tayfun abinin davetiyle dedik ki Şeytan Deresi'ne gidelim. Şeytan Deresi'ne ben daha önce gitmemiştim. Tekneyle önünden geçmiş, koyda yüzmüş olabiliriz ama bisikletle gitmek çok daha güzel olacaktı. Bir akşam da kamp atmaya karar verdik. Zira bayram ertesiydi. Bodrum ufak ufak boşalıyor gibiydi. Aslında hala kalabalık ama en azından cuma cumartesini kullanarak hafta sonu kalabalığını da ıskalayarak bir kamp yapmış oluruz, yapabiliriz diye planladık. Nitekim Ortakent Kavşak'ta sabah 7'de buluşmak üzere Tayfun abiyle anlaştık, sözleştik. Aynı gün Seçkin de aramıştı sabah tur yapar mıyız diye. Ben dedim böyle böyle program bu. Seçkin de o zaman ben de size Yalçıplı'ya kadar eşlik ederim. Ondan sonra siz devam edersiniz diye. Haliyle güzel bir sabah buluşması oldu. Ha şey otomatik algılıyor. Hareket göze evet, hareket ediyor. Evet gözü yakalıyor. Yani fotoğrafta belki onu biraz daha manuel hale getirebilirsin ileride. 52 dakikada hiç fena değil. Gayet bak yakalıyor. Seni de yakalıyor olması lazım. Deniyoruz işte. Şeytan Deresi neresi? Şeytan Deresi, şöyle yapalım biraz. Şeytan Deresi, Bodrum'dan çıkarken yokuş başı sizi zaten Torba'ya götür. Ondan sonra işte Milas Yatağan şeklinde gidersiniz. Yokuş başı bittiğinde ışıklardan hemen sağa dönüyorsunuz. Kızılağaç yoluna sokar o yol sizi. Kızılağaç Yalıçiftlik boyunca dümdüz seyahat ettiğiniz bir yoldur. Yalıçiftliğin sonunda da arıya bak. Yalıçıplı'nın sonunda da zaten bir ayrım gelir. Sizi Mumcular'a, Etrim yokuşundan Mumcular'a taşıyan bir yol vardır. Sapmaz devam ederseniz nispeten daha bozuk bir yol orman içinden. Sizi çocuk mezarlığı mevkine çıkaran bir yol takip edersiniz. Orman içidir. Ki çocuk mezarlığı hikayesini de bir ayrı anlatacağım. İşte o mevkide Bodrum için çok önemli bir koy vardır, Kissebükü. Genelde teknelerin uğradığı, işte insanların denize girdiği güzel koylardan biridir. Eğer çocuk mezarlığı mevkinden Kissebükü'ne inmiyorsanız, yol sizi Mazı rampalarının başına kadar getirir. Yukarı Mazı'ya sarmadan hemen önce Armutçuk köyünden bu sefer Kissebükü'nün öbür koyuna iniyorsunuz. Öbür tarafındaki koyu iniyorsunuz. İşte orası da Şeytan Deresi dedikleri mevki. Ve biz oldukça yavaş ama son derece güzel bir sürüşle neredeyse bütün günü yolda geçirdik. Yani sabah erken çıktık. Herhalde akşamüstü 4-5 tam şimdi hatırlamıyorum saati ama o saate kadar ki yolumuz da 50 kilometre gibi kısa bir yoldu aslında bisiklet için. Uzun uzun kullanarak, uzun uzun sürerek, bol bol sohbet ederek, yolda durup işte incir yiyerek, böğürtlen tüketerek falan devam ettiğimiz bir yolculuk oldu. Çocuk mezarlığında bir sarnıç vardır. Sarnıçın hemen sağında ve solunda iki tane küçük işletme vardır. Aile işletmesi. İşte biz burada belki son 6 kilometre falan kala oldukça uzun bir mola verdik. Ama muhabbet çok güzeldi. İşte çocuk mezarlığı hikayesini ben burada dinledim. Bu arada kameramla yola çıktım. Yani onu şöyle gösterebilirim size. Yanımda ana kamera bir GoPro var. Ama şu an tuttuğum kamerayla çekim yapıyorum. Zira elde çekim yapabilirim, bisiklet üstünde çekim yapabilirim diye düşünmüştüm. Oysa öyle olmadı. Yine GoPro en pratiği çıktı. Ya da bunun için başka bir çözüm bulmam lazım. Biri bir yere gider, biri bir yere... Düetten kaçıyordu. Kaçıyor orman.
Hadi ufak odunu toplayın gelin bakalım arabanın içine. Hadi. Kaldırın. Nerede? Kasasıyla. Hadi kasaya dol. Ufak odun doldurun da. Hadi. Yakalım çocuğum. Hadi. Hadi koş. Aferin sana. Al gel. Al gel. Tamam. Tamam. Hadi argeye de çabuk. Çabuk yakalım. Motor da gidiyor. Traktör, kasa bu. Traktör. Yola çıkmıyor değil mi? Mümkün yok. Ben oraya çıkmayı istemiyorum yola. Çıkma. Ufak kısa yola çıkma ölüyorsun araba fıra diyor. Bir kere geldiğimiz yer hiç daha önce gitmediğimiz, takip etmediğimiz, bilmediğimiz bir yoldu bizim için. En azından Mazı rampasına kadar. Köye giderken geçtiğimiz yollar zaten nasıl bir yere gideceğimizin habercisi gibiydi. Ve aşağı yukarı sanıyorum 370 metrelerde falandık. Dolayısıyla aşağı o şeytan deresi koyuna baktığımızda hani kendimizi bir kuş kadar özgür hissettik. En azından ben öyle hissettim. Çok güzeldi. Armutçuk köyünden aşağı inene kadar da yol çok iyiydi. Köyün sizi koya çevirdiği noktadan itibaren hem yokuş başlıyor, iniş başlıyor, sert bir iniş. Hem de yol çok bozuktu. Aşağı indikten sonra sağa solu biraz keşfedelim dedik. Kumsal oldukça uzun bir kumsal. Koyun hemen ortasında Şeytan Deresi'nin ikinci kolunun üzerinde bir küçük baraka var. Bu barakada su, çay, kahve, işte bira, bir sürü şey bulunuyor. Hatta muhtemelen yiyecek falan da tedarik edebiliyorsunuz. Biz yoldan bir sürü şey almıştık. Keşke almasaydık dedik. Aşağı yukarı 6-7 litre su taşıdık mesela aşağıya. O yüzden bisikletin yükü arttı. Yoldan akşam yemek için konserve aldık. Domates aldık. İşte ekmek, peynir falan sabah için bu tip şeyler aldık. Dolayısıyla bisikletimiz var olandan çok daha ağır bir şekilde indi aşağı. O barakayı da görünce keşke almasaydık dedik. Çünkü orada böyle bir servis yapılıyordu. Gerçi koyda tesis olmasına rağmen işte duş, tuvalet falan gibi şeyler yok. Kaldı ki indiğimizde de aşağı yukarı 6-7 tane araç gördük. Bizim dışımızda kamp atmaya gelmiş insanlar vardı. Herhalde bir 10-15 çadırda koyda çeşitli yerlerde konuşlanmış gördük. Biz bugünkü turu tamamladık. Hatta akşamı tamamladık. Şimdi yemek yiyeceğiz, yemek hazırlayacağız. Arkada güzel bir yerde kalıyoruz. Bence koyun tamamı da çok güzel. Boydan boya ağaçlar böyle denizin üzerine yatmış falan. Aralarındaki burada şimdi bilmiyorum seçebiliyor musunuz ama arkamda ağaçların üzerinde de yemek yiyeceğiz. Sağ olsun Nuri Bey bize çay falan ikram etti. Biralarımızı içtik. Peşinden denize girdik. Kendimize geldik. Çadırları kurduktan sonra da şimdi artık hava kararmadan yemeğimizi yiyelim istiyoruz. Ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Günü kapatmadan önce yaşadığımız yeri korumak, onu bir nebze olsun hani yaşanır bırakmak gerekiyor. Burası anladığım kadarıyla ziyarete gelinen bir yer. Hani teknelerin geldiğini biliyorum ama araçlar da gelinebiliyor. Yani şu sahneye bakar mısınız? Burada çöpler var. Gerçekten üzücü. Yani buraya kadar getirmişsin, niye geri götürmüyorsun çöplerini? Haydi Abbas, vakit tamam. Tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Sabah erken kalktım. Biraz sahilde dolaştım, ondan sonra kahvaltı için. Bu arada küçük bir ateş yakarak çayı hazırlayayım dedim en azından. Biraz ekmeğimiz, domatesimiz ve peynirimiz var. Kahvaltıyı da böyle yapacağız. Tayfun abi burada hamakta yattı. Bir tek gece itibariyle geç saatte birileri geldi. Saat 1 gibi falan herhalde çadır kurmaya çalıştılar. Beceremediler. Anlaşılan kamp kültüründen çok haberleri olmayan tiplerdi. Zaten çadırlardan birini kuramamışlar. Arabada yatmışlar. Bilmiyorum birazdan karşılaşırız onlarla da. Kamp yerlerini temiz tutmak bir ses gürültü falana çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ben kalkıp uyardım ama ne bileyim saat 3 gibi falan tekrar böyle müziği falan açtılar. Biraz uyuyamadık. Bir de galiba
Bir önceki gün hava çok sıcaktı. 42.7'leri gördük. 43 dereceleri gördük. 6-7 derece düşecekti. Dolayısıyla biraz daha geç çıktık. Yani böyle 9 falan gibi çıkarız diyorduk ama bir saat geciktirdik. 10 gibi çıktık. Tabii o yokuşu elde çıktık çünkü şey olarak mümkün değildi. Zaten tepeye çıktıktan sonra çocuk mezarlığından yan çiftliğe kadar neredeyse hiç pedal basmadan yola devam ediyorsunuz. Ondan sonra zaten battı çıktı yollara giriyorsunuz ama bu süreçte de yolda incir yedik, böğürtlen yedik, üzüm yedik. Ve bütün bunların hepsi yol boyunca bize eşlik eden yiyecekler dediğim. Çünkü onun dışında aklımıza böyle işte öğlen yemeği yemek şu falan gelmedi. Özetle çok güzel bir turu geride bıraktık. Konaklamak, işte Samanyolu'nu seyretmek, yolculuk her şey çok iyi geldi. O yüzden Tayfun abiye teşekkür ediyorum. Ama bir teşekkür de bir önceki videoya yapılan yorumlara. Oldukça fazla yorum geldi. Bu yorumların çoğu iyiydi. Yani beni çok mutlu etti. Görüntülerden, işte renkten vesaireden mutlu olduğunu söylemişsiniz. Bir tane eleştiri vardı. O eleştiriyi de ben yapıcı bir eleştiri olarak alıyorum. Renklerin ham, işte daha demlenmemiş falan olduğundan bahsediyordu. Biraz demode bulunuyordu. Ama yapmak istediğim bir şey var. Videolarda hissettiğim duyguyu hani sesle, müzikle veya anlatırken anlatmak istediklerimi renkle de aktarmaya çalışıyorum. Ya da bunu yapmak istiyordum bugüne kadar. Hani sevdiğimiz filmler vardır işte Her, işte Joker, 1917, Dunkirk, Emily. Bütün bu filmlerin bir şeyi var. Hani kendine has bir rengi var. Haliyle önceki videonun renklerini de ben kendim yapmıştım, denemiştim. Demek ki biraz daha çalışmam gerekiyor. İşte bu videoda da böyle bir renk yaptım. O halde burada keselim. Bir sonraki videoda görüşelim. Umarım daha da güzel bir video olur. Daha da güzel şeyler yaparız. O zamana kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.